Eğer ki TikTok'ta hızlı şekilde en güzel ve en kaliteli videolar ve fotoğraflar paylaşmak istiyorsan bu video tam sana göre. Bunun için CapCut uygulamasını kullanıyoruz. Otomatik olarak video hazırlıyoruz. Bunu size göstereceğim. Bu uygulama videoyu direkt TikTok'a atıyor ve bir bağlantı şeklinde atıyor. Sanki aralarında bir ilişki varmış gibi. Bilmiyorum, ikisi de aynı şirketin galiba, tam bilmiyorum. Neyse, o bizi ilgilendirmiyor. CapCut uygulamasına giriyoruz. Yeni projenin yanında output var. Ona tıklıyoruz. Burada ben siz videolarınızı da şey yapabilirsiniz, yani düzenletebilirsiniz otomatik olarak. Ben hızlı olsun diye fotoğraflar üzerinde göstereceğim. Şöyle bir 4 tane fotoğraf seçeceğim. Sonrakine tıklıyorum. Bu uygulama size fotoğraflara uygun efektler ve müzik seçenekleri sunuyor. Otomatik olarak ayarlıyor. Siz hangisini severseniz ona tıklıyorsunuz. O da size ona göre bir video veriyor. Şimdi bu bir seçenek. Nasıl? Eğer duygusal bir video hazırlamasını istiyorsa, bakın Üzgün var. Şimdi Pop var. Böyle çeşit çeşit özellikler var. Zamanınızı almayayım diye bunları göstermeme gerek yok. Siz kendiniz ayarlarsınız. Şu varsayılan ses var. Oradan değiştir kısmı var. Buradan başka sesler de ekleyebilirsiniz. Ama bu sesler sadece yabancı şarkılardır. Yine telefonunuzda bir ses varsa, şimdi buradan arıyorsunuz o yabancı şarkıları. Bunun dışında telefonunuzda bir müzik varsa, burada bir dosya klasörü var. Sonra cihazdan. Sonra burada istediğiniz şarkıyı, yani telefonunuzdakini ekleyip kullanabilirsiniz. Bu ayrı bir mesele. Yani bu kadar. İşte videonuz veya fotoğrafınızı seçiyorsunuz, az önce gösterdiğim gibi. Tıklıyorsunuz, size otomatik olarak bir video hazırlıyor. Burada dışa aktar var. Ona tıklıyoruz ve burada filigran olmadan dışa aktar. Bunu yapınca şey yapıyor, bizi TikTok'a yönlendiriyor. Yani TikTok'ta paylaşmak üzere projeyi dışarı atıyor. Ama aşağıdaki dışa aktarı tıkladığınızda video telefonunuza iniyor. Yine bakın, videonun sağ üstünde Capcut yazısı var. Eğer o yazının olmasını istemiyorsanız, şimdi TikTok için hazır, diyelim ki bu video TikTok için değildir. Normal Instagram içinse, şu yukarıda sağ üstte Capcut yazısı var ya, o görünmesini istiyorsanız projeye git'e tıklıyorsunuz. Bununla ilgili bir tane video yine hazırlayacağım. Ve bu şekilde videonuz filigransız olarak telefonunuza iniyor. Ama biz ne yapıyoruz? TikTok için yaptığımız için ne yapıyoruz? Dışa aktar diyoruz sağ üstte. Filigran olmadan dışa aktar. Otomatik olarak TikTok'a geç, bakın yazı geldi. Şimdi bu videoyu ayrıca düzenleyebilirsiniz burada. Bu video sesi duymuyor da konuşuyor. Bu yine... Allah Allah, bu ses bırakmıyor, videoyu şey yapalım mı? Yine burada düzenleme seçeneklerini sağlıyor. Başka özellikler de var. Bu ayrı bir konu. Bu ara video çok uzadı, yani özür dilerim bundan dolayı da. Ya bu kadar. Yine işte sonraki dedik. Sonrakine tıkladık. Yayınla geldi. Yine burada etiketlerimizi oluşturabiliyoruz. Yazı yazabiliyoruz. Bu aynı şey, ama yayınla tıkladığımda videomuz yayınlanıyor. Ne yaptık? Kısa sürede otomatik bir şekilde uygulama bize bir tane video hazırladı. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video uzadığı için ayrıca özür dilerim.
Videomuz bu kadar.